İşe başladığım gündendir aslında seyahat etme alışkanlıklarımı değiştirmeye çalışıyorum. Normalde bir anda bir yere bilet alıp gidebilecekken artık 9-6 çalışmak seyahat alışkanlıklarımı değiştirecek gibi gözüküyor şu anda. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir gezi planı yapmıştık aslında arkadaşlarımla. Onun gerçekleşmeyeceğini öğrenir öğrenmez Melih diye bir arkadaşımı ziyarete İstanbul'a gittim. Çok ani bir kararlı oldu açıkçası. Hani onu aylardır görmüyordum. Hem de İstanbul'u gezmeyi her zaman çok seviyorum. Onunla buluşmak için aslında onunla buluşma bahanesiyle biraz minik bir İstanbul turu yaptık birlikte. And I know how it is like to be alone without you. So I'm just waiting for the strike. Tear my insides in two till you show your bloody face. Getting to beat my tiny space. I'm just waiting for the strike. Tear my insides in two. Normalde her İstanbul'a gittiğimde rotam her zaman neredeyse aynıdır. Yani hep böyle ya Taksim'den başlarım ya Kadıköy'den başlarım rotama. İşte Taksim'den çıkıp Galata'ya doğru inip daha sonra Galata'dan Karaköy'e, Karaköy'den Karşıya vapurla geçip bir Kadıköy moda turu yaparım. Ve genelde böyle bir günlük bir İstanbul planım varsa hep böyle aynı şekildedir. Yani yıllardır bu şekilde gidiyor. Neden bilmiyorum. Geçtiğimiz senelerde işte Çukurcuma, Balat ve Kuzguncuk taraflarını keşfetme fırsatı buldum. Gerçekten İstanbul'u böyle turist olarak gezmeyi çok seviyorum. Yani burada yaşayabilir miyim onu çok bilmiyorum ama gerçekten bir haftalık, birkaç günlük gezilerde hep böyle beni mutlu eden bir yanı olmuştur İstanbul'un. Açıkçası bu gittiğimde sakin olur tatil diye düşünürken tam tersi biraz böyle yoğun bir dönemine denk geldim sanırım. O yüzden o biraz zorladı. Arkadaşım Melih, Mimar Sinan fotoğrafçılık bölümünde okuyan böyle çok yetenekli bir çocuk. Ve onun arkadaşı Emirkan'la birlikte atölyelerine gittim. Onlarla sohbet etme fırsatım oldu. Böyle küçük de bir esprisine bir çekim yaptık. Yani o an öyle onların çatı katında, terasında duruyorduk. Ve çok da tatlı, tam böyle Galata'nın dibinde bir yer. Galata'yı görmüyor ama etrafı ferah bir alan açıkçası. Ve benim de en sevdiğim şeylerden biri terastır. Ve terasta böyle hep beraber keyif yaptık. Oturduk, sohbet ettik, biraz böyle fotoğraf çektik vesaire. Yani benim için gerçekten çok keyifli bir dinlendirici bir iki gün oldu. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum.